Merhaba arkadaşlar, hayırlı sabahlar, günaydın. Şöyle güzellikler sizlerin olsun sabah sabah. Güzel enerji depolayalım arkadaşlar. Evet, güne nasıl başlarsak öyle gider. Bugün güzel başlayalım, güzel olsun inşallah tüm günümüz ve tüm ömrümüz. Evet arkadaşlar, şöyle hemen güzel bir mutluluk da göstermek istiyorum ama konumuz kalonşo aslında kalonşo türlerinden ama şöyle merak ettim. Aşkın gözyaşı damlası türleri var arkadaşlar. Hem de kalonşo türlerine geçiyor. Tam olarak da ismini bilmiyorum ama daha önce bir yerde rastlamıştım arkadaşlar. Küçük bir tohumundan alıp saksıya ekmiştim. Onu göstereceğim ama aslında konumuz Glaksonya. Glaksonya çiçeğimiz. Şöyle onu da göstereceğim. Daha önce Glaksonya bakımını göstermiştim. Bildiğiniz gibi daha önceki takipçilerim biliyor ama yeni gelen takipçilerim için söylüyorum. Glaksonyalarım hastalanmıştı arkadaşlar. Her yıl muhteşem oluyorlardı. Muhteşem güzellikte oluyorlardı ama bugün yani bu yıl çok kötü oldular. Renkleri sarardı. Aynı toprakta ama benim bazı çiçeklerim hele hele de bu yıl arkadaşlar nazara geldi diyorum ben. Aynı toprakta, aynı hava şartları, aynı iklim ve aynı konumdalar. Ama maalesef ki nazara geliyor arkadaşlar. Arada bir bazen olabiliyor. Evet, hemen şurada göstereyim. Tohumundan ekmiştim. Böyle bir güzellik. Hatta sularken de iç kısmına şöyle şey gelmiş. Az önce toprak yapısı şey temizledim buradan. Biraz kuru yapraklar vardı. Onları temizledim. Bakar mısınız arkadaşlar şu güzelliğe? Evet, inşallah büyürse de size göstereceğim bu güzelliği. Ve burada da benim sardunyam, tatlı kızım, prensesim. Evet arkadaşlar, şöyle yeni yeni de pervane rozet çiçeklerim çıkıyor, büyüyorlar. Ve burada rozet çiçeklerim var. Hemen şurada da göstereceğim zaten. Evet. Gelelim glaksonyalarımıza. Glaksonyalarım bu sene birazcık hastalandılar. Renklerinin de zaten şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. Evet, hastalandılar. Budamasını yaptık. Hiçbir çiçeği böyle biraz hastalandığı zaman acaba iyileşir mi diye beklemeyin. Vakit kaybetmeyin arkadaşlar. Baktınız rengi bozuk, hastalandı. Hemen çiçeğiniz üst kısmından budama yapın. Budama yaptıktan sonra çiçeğiniz tamamen gücünü köküne verecektir. Kök kısmı güçlenip kuvvetlendikten sonra tekrardan size güzel güzel yeni yapraklar, yeni filizler böyle çıkartır. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Kırmızı kırmızı yeni yeni prensesler geldi gördüğünüz gibi. Hatta üzeri o kadar çok tomurcuk doluydu ki hastalanınca o tomurcukları kurutmaya başladı. Üst tarafından budadım ve sağlıklı olanlardan birkaç tane bıraktım. Çiçeğimizi açtık ve tohum kapsülü yapıyor şu anda. Glaksonya diğer ismiyle de bardak menekşesi arkadaşlar. Evet, çiçekliyken maalesef ki çekemedim. Bazı videolarıma ufak tefek ekledim ama direkt videosunu evet, kısaca bakımından da anlatacağım. Evet, gördüğünüz gibi harika güzel böyle minik minik prensesler çıkardılar. Arkadaşlar yaklaşık 4-5 yıldır, hemen hemen 4,5 yıldır diyeyim, tam 5 yıl olmadı bu glaksonyalar bende ve birkaç saksı yaptım. Hatta o kadar çok da satışını yaptım ki yapraktan ve çelikten ürettim. Hatta böyle büyük saksıya diktiğim için de çok yıllık olunca 3 sene sonra ben toprağını döktüm ve hem yeni toprak ekledim, orman toprağı ve bahçe toprağı karıştık toprak yapısında, öyle anlatayım size. Ben tüm çiçeklerime biraz bahçe toprağı ve biraz da orman toprağı karıştırıyorum. İkisinin karışımına dikiyorum arkadaşlar. Çok da güzel. Yeni gelen arkadaşlarım için söylüyorum. Sayfama bir şöyle bir göz atın. Çok da güzel, harika çiçeklerim var. Hep aynı toprakta ve aynı hava iklim şartlarındalar. Akdeniz iklimindeyiz ve Osmaniye'deyiz arkadaşlar bu arada. Evet, aynı toprağa dikiyorum ve 3 sene sonra döktüğümde o büyük kocaman yumruk gibi, o yumrusu yanından
bebek yumrular yapmış. Neredeyse onlar da kendisi kadar yetiştirmiş, büyütmüş. Ve onların da ben ayrıyeten saksılarını değiştirdim. Saksıyı aldım ve hatta satışını bile yaptım. Evet, hem yapraktan üretiyor arkadaşlar. Yaprağını kesip suya ıslatabilirsiniz, direkt dikebilirsiniz ya da çeliğini, mesela şu küçük çelikleri kesip, ben mesela bunları kesip üretmede kullanacağım arkadaşlar. Çünkü birazcık artık bundan sonra açacağını pek zannetmiyorum. Bundan sonra üretmede kullanacağım, üreteceğim onu, o yüzden. Yapraklarından ve çeliklerine ister direkt dikebilirsiniz, ister suya ıslatabilirsiniz. Hemen şurada da göstereceğim zaten size. Daha önce suya ıslattım. O budadığım zamanki videoma bakabilirsiniz. Suya ıslattım ve şöyle göstereyim üzerinde. Küçük bir yumru yapmış arkadaşlar. Daha saçak yapmadan, normalde saçak yapar ve yumru yapar ve saçak yapmadan hemen dip kısmından bebek çıkarmaya başlamış. Yeni yeni yapraklar çıkarmaya başlamış. Ama minicik de şöyle yumru yapmaya başlamış. Evet, burada suyun içine ıslattım. Yakın zamanda da inşallah toprağa alacağım onu. Ve direkt de dikebilirsiniz dediğim gibi. Evet, toprak nemi kurudukça sulamasını yapabilirsiniz. Hatta şöyle parmağınızla yoklayıp, mesela benim bunun şu anda toprağı çok nemli ve kesinlikle suya ihtiyacı yok. Çünkü akşam sulamasını yaptım. Yaz aylarında daha sık sulama yapıyorum arkadaşlar. Hani yazın şu kadar sulayın, kışın bu kadar sulayın demiyorum arkadaşlar. Ya da haftada bir, 2 güne bir sulayın demiyorum. Tüm çiçekler için geçerli bu. Toprak nemi kurudukça sulamasını yapın çiçeklerinizin. Belki de biri az isteyecek, biri çok isteyecek. Toprak nemini kontrol eder, ona göre sulamasını yaparsınız. Evet, tohum kapsülü yapsın istiyorum arkadaşlar. Yapsın, bir de ondan üretelim. Daha önce diktim ve çıktı. Ama çeliğinden ve yaprağından daha çabuk büyüyor, daha çabuk gelişiyor. Onu söyleyeyim. Evet, dış mekanı çok seviyor. İç mekanda biraz fazla gidiyor boyuna. Şimdilik ben hastalandığı için tamamen budamasını yaptım. Çok az, nadir birkaç tane yaprak bıraktım, böyle iri yapraklardan bıraktım. Bunları da kesip aslında üretmede kullanabilirim. Çünkü bunlar yeni çıkan yapraklar. Gördüğünüz gibi biraz daha koyu renkli, yeşil yapraklı çıktı ve daha kırmızı kırmızı filizler verdi. Yeni filizler, yeni çelikler çıkardı. Böyle arkadaşlar, açık havayı çok seviyor. Sabah güneş alan balkonuma koyuyorum ben. Toprak nemini de, sulamasını da anlattım. Toprak yapısını da anlattım. Siz tabii Gülay Hanım nereden bulacağız orman toprağını diyebilirsiniz. Böyle hazır toprak, kaliteli güzel topraktan alabilirsiniz. Gübre karışımı toprağa dikerseniz balkonunuzda hiç zarar etmez. Yanmış gübreye dikerseniz arkadaşlar, toprağa karıştırıp. Ama sinek yapacaktır. Tabii olsun Gülay Hanım, bizimki dışarıda olsun, güzel olsun, sinekli olsun diyorsanız siz bilirsiniz. Ama ev içerisindeki çiçeklerinize kesinlikle yanmış gübre olsun kullanmayın. Çünkü sinek yapıyor gerçekten de. Ne yalan söyleyeyim, bir yere gittim geçenlerde. Orada evin içerisinde bir tane o minik, o çiçeklere gelen sinekten varmış. Burnuma kaçırdım, ne yalan söyleyeyim. Çünkü o sinek o kadar nalet bir pis sinek ki, bilenler bilir. Ağzına burnuna girmeye çalışıyor. Yani minnacık o haliyle baya bir zararlı bir böcek. Ve hele de ağzınıza kaçırsanız bence mide bulantısı verecek kadar da iğrenç duruyor. Evet. Glaksonyalarımız, diğer ismiyle bardak menekşemiz. Klasik tür olduğu için tohum da yapıyor arkadaşlar. Aşılama yapabilirsiniz. Diğer farklı renklerle tozlaşma yapabilirsiniz. Tohumlarından dikip farklı renkler elde edebilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi ben sadece bu klasik türden var bende. Çok yıllık bir bitki. Daha önce de hem çiçekli halini hem de böyle çiçeksiz hallerinde size çok paylaştım. Yumrularını döktüğüm zaman toprak değişimini, o yumruları size gösterdim. Daha önce videolarını da paylaştım. Geriye dönük videolarını da kanalıma ücretsiz olarak abone olup orada geriye dönük videolarımı da izleyebilirsiniz. Ve zil butonunu da açarsanız bütün yeni yayınlayacağımız videolardan da haberdar olursunuz. Ve like'larımızı unutmayalım arkadaşlar. Bu arada hemen laf yerine gelmişken söyleyelim ve bir çiçek böcek emoji de olsa yorumlar kısmına eklerseniz sevinirim. Bir de hangi çiçek hakkında olursa olsun
Merak ettiğiniz hangi çiçek olursa olsun yorumlar kısmına eğer bilgim dahilinde ise cevaplamaya çalışırım. Oradan sorabilirsiniz. Ve hemen şurada benim hala böyle birazcık çiçek yapısı küçülse de ceylan gözü sardunyalarım hala açıyor. Bu prensesim daha fazla açtı. Diğerleri de açtı ama soldular. Onların böyle budamalarını yaptım çiçek kapsüllerinin. Ama tohum yapsın istiyorsanız şöyle canlılardan birkaç tane koyabilirsiniz ve tohumundan da ekebilirsiniz. Ben ektim. Diğer sardunya tohumumdan çıktı. Daha önceki videolarımda da paylaştım zaten. Evet, rozet çiçeklerimiz gayet de güzel, iştahlı duruyorlar. Bol bol da çiçek açmaya başladılar. Hemen şöyle göstereyim. Onların da bakımlarını daha önce paylaştım ama tekrar paylaşacağım arkadaşlar. Bu rozet çiçekler de bende çok yıllık. Budamasını yapıp çok yıllık yapabilirsiniz çiçeğinizi, gençleştirebilirsiniz. Mesela ceylan gözü sardunyalar hangi çiçek olursa olsun budamasını yapıp gençleştirme yapabilirsiniz. Sadece şuradaki kılçık atlasım benim budama yaptığınız zaman sadece üretmede kullanırsınız. Bu kılçık atlasım maalesef ki her yıl budamaya gerek yok. Evet, şurada sakız sardunyamız var. Sakız sardunya, ceylan gözü, Glaksonya, rozet çiçeği, hepsi bunları budanaraktan gençleştirme yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet, Glaksonya çiçeğimiz bu kadar. Şimdilik unuttuğum bir şey var mı? Bir bakayım. Bazı arkadaşlarımız hangi vitamini veriyorsunuz diye soruyorlar arkadaşlar. Eğer balkon çiçeğimse muz kabuğu, soğan, sarımsak kabuğu, yumurta kabuğu, pirinç suyu bunlardan faydalanabiliyorum. Arada bir veriyorum arkadaşlar. Ama organik gübre olarak ben kullanıyorum ve ev içerisindeki kesinlikle kullanmayın çünkü sinek yapacaktır, gübre kokusu verecektir, bir zaman sonra sinek yapacaktır size. Şeye de diyeyim, zirai gübre olarak da NPK 20-20 yılda ya bir ya iki kere veriyorum, o da ihtiyaç olursa arkadaşlar. Şu anda yaz döneminde kesinlikle vermeyin çünkü yaz sıcaklarında gübre zaten ısıtıcı bir maddesi olduğu için çiçeklerinizin kökünü zaten bu sıcaklarda da bir kat daha siz gübreyle sıcaklandırırsanız tabii gübre çiçeğiniz yanacaktır ve ölecektir. Kesinlikle yaz aylarında gübre vermeyin. Ama serin bölgedeyseniz, serin iklim şartlarındaysanız verebilirsiniz ve suyunu bol verin arkadaşlar. NPK 20-20 veriyorum ben. Çok az kullanıyorum. 1 litre suyun içerisine bir tatlı kaşığı ya da yani bir tepeleme bir çay kaşığı kullanıyorum. Öbürü de silme bir tatlı kaşığı olacak. Ya da 2-3 litre içerisine koyuyorum ben bir tatlı kaşığını. O yüzden gübre kısmını az tutun ki zirai gübreden ben çok korkarım, ilaçtan ve gübreden. Zirai ilaç da böceklendiği zaman ne ilaç kullanıyorsunuz diyen takipçilerim var. Onlara da Malathon kullanıyorum ben arkadaşlar. Bitki koruyucu bir ilaçtır. O da böyle bitlendiği zaman kullanıyorum. Hatta bu ceylan gözümde yok ama bir iki ceylan gözümde var. İlaçladığım zaman onu da size göstereceğim. Evet, şimdilik bu kadar arkadaşlar. Instagram hesabım ve TikTok hesabımdan takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla sıhhatle kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun inşallah. En güzel günler sizlerin olsun. Çiçek terapisi en güzel terapi, çiçek terapisi derim her zaman. Onu da söyleyeyim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. Evet, klaksonyalarımız budama sonrasında böyle güzelleşti. Harika da güzel oldu. İnşallah siz de kuruyan ve de üzülen çiçeğiniz olursa kesinlikle iyileşecek diye fazla vakit harcamayın. Çünkü çiçeğiniz daha kötü olacaktır. Budamasını yapın ki hemen önce kökü güçlensin. Sonra yukarıya böyle güzel güzel size bebekler versin. Güzel güzel böyle harika güzel. Böyle kırmızı kırmızı bebişler versin. Evet, hoşça kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun inşallah.